Efendim, Kanal İzmir TV'nin Kent Işıkları programı bir hafta aradan sonra yeniden karşınızda. Bir hafta sonradan deyince tabii ki ne demek istediğimi anlaşılıyor. Maalesef geçen hafta içinde çok kötü günler geçirdik. Yani çok üzücü olaylarla karşılaştık. Bizim bulunduğumuz yer, o depremden bahsediyorum tabii. Bizim bulunduğumuz yer çok taşlık bir alandır. Yani biz bahçede otururken deprem geldi. Büyük o kayalık alan nasıl bir git gel oldu? Biz öyle ufak tefek depremleri hiç hissetmediğimiz halde burada sanki o bölge böyle çöküyormuş hissine kapıldık. Ve o anda aklımdan geçen, ne yazık ki dedim, eğer bizim burada bu kadar şiddetliyse şehrin içinde, kentin içinde çok kötü haberler gelecek ve maalesef de oldu. Buradan bütün acılı insanlara hem rahmet diliyoruz hem de acıları için kalanlara rahmet dilemiş olalım. Şimdi tabii bu olaylar insanın ruhunu şey yapıyor, karartıyor. Maalesef kendimize daha henüz gelemedik. O yüzden ben geçen haftaki programı tabii hemen şey yaptım, erteledim. Sizlere de bildirdim, konuklarımıza da bildirdim. Yani insanın tabii içinden gelmiyor o durumda. Yani bir şeyler konuşmak, bir şeyler anlatmak maalesef içinden gelmiyor. Dolayısıyla da böyle bir hafta ertelemiş olduk programımızı. Şimdi bugün ben size iki tane değerli konuğumu tanıtmak istiyorum. Konuklarımız Ankara'dan ve Ankara'dan dediğimiz zaman da tabii bizim de gençliğimizde böyle Ankara'da yaşadığımız günler vardı. Hem bir nostalji yapalım diye düşündüm. Ne kadar da güzel olur. Buradan da İbrahim Karaoğlu'na teşekkürlerimi yolluyorum. Çok değerli arkadaşları bize onun sayesinde tanımış olduk. Daha önce Gamze Güller ve Esma Aras iki arkadaşımızla şey yapmıştık. Herhalde onlar sizlerin de arkadaşlarıdır. Ve onların sayesinde de sizleri konuk etme şerefine nail olduk. Efendim, öncelikle ben size şimdi Şenay Hanım'ı öncelikle tanıtmak istiyorum. Şenay Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Heh. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Başlarken bütün İzmir'e geçmiş olsun diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim Şenay Hanım bir yazar. Tabii ben önceden sayfalarımda hem kitaplarını hem kendileriyle ilgili bulabildiğim bilgileri kendi sayfamızdan paylaşıyoruz. O sayfamızda bizim Kültür Kentleri Birliği diye bir platformdur. Bütün ülke üzerinde her kentte, her ilde, ilçede çok arkadaşımız var. Bu sayede o bölgedeki sanatsal olaylardan da haber almaya çalışıyoruz ve onları da mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışıyoruz. Ben her zaman söylediğim gibi şunu tekrar etmek istiyorum. Yani programımızda çok popüler isimler, böyle çok güzel olmuş, öyle bizim bir derdimiz yok. Biz bir söyleyecek sözü olan arkadaşlarımızla muhabbet etmek istiyoruz ve onlardan hem kendimiz bir şeyler öğrenelim hem de izleyici dostlarımıza da bir şeyler aktarmış olalım. Bugüne kadar da bunun iyi gittiği yönünde çok mesajlar aldım. Efendim, şimdi yine Ankara bölgesinden şimdi sizlere Ayten Hanım'ı da tanıtmak istiyorum. Ayten Hanım, hoş geldiniz efendim programımıza. Ayten Hanım, evet, şimdi sizde ben tabii önce yazar olarak sizi öyle şey yaptım ama ondan sonra baktım ki bir de esas bir tiyatro olayı var. Öyle değil mi? Yani bir çatlak diye bir olay var ortada. Çatlak kızlar var, çatlak tiyatro var, değil mi? Sizin bir de tiyatroyla da böyle ilginiz var. Ama oynayan ya da ben değilim. Ben en son kitabım Çatlak Kızlar Sağlam Kapı'da yine İzmirli bir arkadaş Duygu Şahlar kitabı oyunlaştırdı. Ben sadece kitabın yazarı olarak varım. Yoksa tiyatroda bir emeğim yok benim. Olsun. Bir kere bir roman yazdınız, o tiyatroya geçti mi tamam. Siz de tiyatronun içinde de demek ki varsınız yani. Biz olabiliyoruz mu tiyatronun içinde? Olamıyoruz bakın. Yani sabahleyin gelirken şöyle bir kitap geçti elime. Bu arkadaşımız İstanbul'da yaşıyor ve engelli, tekerlekli sandalyesindedir. Bütün kitap fuarlarında görebilirsiniz. Bu bizim Erdal'ımızdır. Konuşamaz. Yani yapar, böyle bir şeyler yapar, konuşamaz, edemez.
16 tane kitap yazmıştır. Gelirken bu elime geçti. Baktım bir tiyatro eseri. Aman dedim ne güzel. Belki dedim tiyatrodan konuşuruz. Onu da burada göstermiş olayım diye şey yaptım. Efendim şimdi sizlerle hem Ankara'nın sanat ve kültürünü, Ankara'daki değerli arkadaşlarımızdan böyle bilgiler ama esas tabii olay kendinizle ilgili hem kitaplarınızdan bilgi istiyoruz hem de şahsen yani nasıl bu yazma dünyasının içinde nasıl var oldunuz, nelerle karşılaştınız ve sıkıntıları, sevinçleri bunlar nelerdi? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Bunlardan benim amacım şu. Yani bu alanda o kadar çok insan var ki gençler, yazanlar biliyorsunuz son zamanda çıkan bizim de bir küçük bir yayın evimiz var. Biz de kendi üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden her günümüz onlarla geçiyor. Ve onların tabii sıkıntılarını, onların yanlış yaptığı bir takım işleri görüyorum, üzülüyorum. Örneğin nedir? Yani kitap bastırmak istiyorlar. Bütün güçleriyle, bütün içten gelen duygularla bir şeyler yazmışlar ve onları ortaya çıkartmak istiyorlar. Ve maalesef kimse onların elinden tutmuyor. Kimse onlara yardımcı olmadığı gibi de bir de ortalıkta maalesef çok sahte olaylar var. Ve o insanları yok edip gidiyorlar, kandırıyorlar, paralarını alıyorlar gibi. Şimdi Şenay Hanım'dan başlayalım. Şenay Hanım nasıl bu dünya sizin ne zaman başladı bu çocukluğu? Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız anlattı. Öğretmeni gelmiş, işte herhalde şey dersidir, edebiyat dersidir. Onun omuzuna dokanmış. İşte demiş sen çok iyi bir yazar olacaksın. O onun oradan aldığı şevkle kitaplar çıkartmış, yazarlığa soyunmuş gibi. Sizin nasıl başladı bu maceranız, serüveniniz nasıl başladı acaba? Aslında ben görece yazmaya biraz geç başlamış biriyim. İyi bir okur olduğum söylenebilir her zaman. Yani biraz önce anlattığınız insan gibi şanslı değilim. Daha öncesinden kimse bana yazabilirsin, sen iyi bir yazar olabilirsin dememişti. Ben 40'lı yaşların başında ciddi üst üste sıkıntılar yaşadım. İşte çok genç yaşta ablamı kaybettim. Arkasından işle ilgili siyasi bir şeyle soruşturmadan sonra işten el çektirildim. Böyle karanlık bir dönemde sanırım yazıya tutunma ihtiyacı hissettim. Hep okuyordum fakat yazabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çok ilginç ve komik bir şekilde aslında bir marketin yarışması vardı, bir yarışması. Kompozisyon yarışmasıydı o. İçgüdüsel olarak yazmak istediğimi fark ettim ve orada benim de şansımdı galiba. Bazen insanın hayatında bu tür sıçrama anları, dönüm noktaları oluyor. O şeyin kompozisyon yarışmasını değerlendiren isimler içerisinde çok iyi isimler vardı. Lütfi Aydın vardı, Özgen Seçkin vardı. Onlara ben katıldım istem dışı bir şekilde. Tabii ilk yazdığım metindi o. Oradan iyi bir sonuç alınca mansiyon ödülü almıştım ve hep onu gülerek anlatırım. Bir ütü vermişlerdi bana şeyin sonunda, ütü kazanmıştım ve anneme armağan ettim o ütüyü, hala da durur annemde. O ödül töreninde genç öykücü yazarlardan birisi benim kolumdan tutup kenara çekti ve şey dedi, yani senin çok iyi şeyler yazabileceğine inanıyorum, lütfen bu işi bırakma dedi. O benim kulağıma biraz kar suyu kaçırdı aslında o söylem. Yeni şeyler yapmak istiyordum. Ben uzun yıllar, 13 yıl falan kimya teknisyeni olarak çalıştım. Ardından kendi işimi yapmak gibi bir niyetim de yoktu. Yazıya yöneldim tamamen. Nasıl yazabilirim diye. UMAK'a gittim. UMAK'ın seminerlerine bu şeyden sonra. Seminerler sırasında işte Cemil Kavukçu vardı, hocalarımız arasında şanslıydı. Benim yazdığım metinlerin iyi olduğunu, hatta ilk yazdığım metinlerin bile dergilerde yayınlanabilecek öyküler olduğunu söyleyince benim cesaretim iyiden iyi artmaya başladı. Yazdıklarımı dergilere göndermeye başladım. Yazdıklarım dergilerde yayınlanmaya başlayınca da artık bu işin olabileceğini düşündüm. Bu dergi işine asılmak beni o kadar kuvvetle sardı ve isteği bu kadar artırdı ki Ankara'daki dergilerden başladım göndermeye, küçük dergilerden. Kül Öykü gazetesi çıkardı o zamanlar. İlk öykü orada yayınlanmıştı. Ardından da nispeten daha büyük dergilere yönelmeye başladım.
Yapı Kredi yayınlarının kitaplık dergisi vardır, hala da çıkar. Bu tabii çok kısa bir süreçten söz etmiyorum. Benim ilk öykümün yayınlanmasından kitabım çıkana kadar 5 yıl gibi bir süre geçti. Bu süreyi sindirmek için bekledim. Yapı Kredi yayınlarının dergisinde öykülerim yayınlanmaya başladıktan sonra bir de sürekli bütün dergileri okuyorsunuz, o heyecanla, o neler yayınlanıyor, nasıl yayınlanıyor ve nasıl kitap bastırılabilir, onun üzerine de kafa yormaya başlıyorsunuz. Yapı Kredi'den öyküler yayınlanmaya başladıktan sonra orada kitap basılabilir mi düşüncesi yavaş yavaş bende asıl olmaya başladı. Bir iki öyküm yayınlandı. Normalde kitaplık dergisi 2-3 öykünüzü yayınlar, birer basamak gibi düşünür oraları. Ve siz o basamağı aşmışsanız, iki tane yayınlamışsa daha fazla yayınlamaz. Yani sen bu basamağı aştın, artık daha farklı yerlere bakabilirsin diye düşünüyor. Ya da ben öyle yorumluyorum hala. Ben ama ısrarla kitaplık dergisine öykülerimi göndermeye devam ettim. Ben gönderdikçe onlar yayınlamaya devam ettiler. Benim yazı sahnesinde çıkmamda kitaplık dergisinin editörünün çok önemli payı var. Buradan Murat Yalçın'a da sevgilerimi göndereyim. Kendisi de çok iyi bir öykücüdür zaten. Sonra benim öykü dosyamı bir şekilde Yapı Kredi yayınlarına gönderdim. Ve bu üst üste yayınlandıktan sonra ilk kitabım Evlerin Yüreği Yapı Kredi yayınlarından çıkmış oldu. Vallahi yani ne diyeyim, çok şanslısınız. Ya aslında evet, tabii evet. Şansı kendiniz yaratmışsınız. Yani şimdi Yapı Kredi'de yer alabilmek çok önemli bir olay. Yani Yapı Kredi büyük bir kuruluş. Şimdi ben buradan Özgür Kalyoncu'ya bir mesaj atayım. Benim öykülerimi niye kitaplaştırmıyor bakalım, bir sorayım onu. Siz tanır mısınız Özgür Kalyoncu'yu? Tabii işin oradaki işin başındaki, bizim daha doğrusu 68 kuşağından bir arkadaşımızın kızıdır orada. Kendisiyle zaman zaman böyle şey yaparız, mesajlaşırız yani. Şimdi arada da birlikte de ziyarette bulun. Şimdi ben size şeyi soracağım. Neden ütü verdiler? Ütü nereden çıktı? Şöyle, aslında neden ütü verdiler? Çünkü muhtemelen işte sponsor olan bir şey beyaz eşya firması olabilir. Hatta şey vardı, birinci çamaşır makinesi, ikinciye bulaşık makinesi. Ben üçüncü olduğum için ütü alabildim. Keşke mümkün olsaydı çamaşır makinesi alsaydım. Şimdi benim aklıma tabii ütü deyince ne geçti aklıma ilk anda? Sen al bu ütüyü, evde şey yap, ütü yap. Yani haklı. Yazıyı bırak. espri olarak söylüyorum tabii. Ama şu var Şenay Hanım. Yani orada almış olduğunuz bir hediyenin yaşam içinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu belirtmek açısından bunu size iletiyorum. Niye derseniz. Şimdi bizim daha önceki yayın programlarımızda bir tane doktor arkadaşım var, Kıbrıslı. O da aynı sizin gibi böyle bir yarışmaya katılmış, bir şiir yarışmasına katılmış. Orada ödül olarak da bir tane Skrix, eski böyle dolma kalemler var biliyorsunuz, Skrix vardı. Evet. Onu vereceklermiş. O nasıl bir, o dolma kaleme sahip olabilmek için adam nasıl böyle çabalamış ama ve ödülü almış. Bekliyor şimdi, onun derdi o dolma kalemi almak. Beklemiş, dolma kalemin yerine ona bir kitap hediye etmişler. O adam orada yıkılmış. Mahvolmuş yani. Yani edebiyat hayatında bir çöküntü olmuş. Halen aradan bu kadar zaman geçmiş, o olayı hatırlıyor ve onu anlatıyor yani. Onun için ben arada bir espri yakalayabilir miyiz diye ona şey girdim. Yani tabii güzel bir olay olmuş sizin. Bir de aslında her şeye rağmen tabii bunun arada mutlak çok sıkıntıları da olmuştur. Çünkü Yapı Kredi gibi bir yayın evinde kitabınızın basılması çok aşamalardan geçmiştir muhakkak. Muhakkak evet. Öyledir yani. Çünkü ben nereden hatırlıyorum? Şimdi bu tarzda yani henüz daha bir ismi olmayan, kendini ortaya atamamış yazarlarımızın büyük yayın evlerde hiçbir şansı yok. Şimdi sizi ikinci olarak şey yapıyorum, alıyorum. Birincisi bildiğim kadarıyla bizim İhsan Oktay Anar vardır. Karşıyaka'lı, İzmir Karşıyaka'da. O da aynı şekilde bir kitabı AFA yayınlarında 2 yıl beklemiştir. Cevap alamamıştır. Aradığı zaman kötü bir şeye düşmüştür falan. Sonra kitabını iletişim yayınlarına postayla yollamış, askere gitmiş, dönüşüne kitap çıkmış. Yani bu tabii
şeyden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani yazıların değerli oluşundan kaynaklanıyor. Yani siz artık o yazıyı yazıp yolladığınızda hep onu anlatmaya çalışıyorum yani biz yeni yazarlara. Siz güzel bir işler yaparsanız bu bir yerde fark edilir diye düşünüyorum. Fark edilmeyebiliyor da ama yani bir şansı var. Birisi onu görür, onu değerlendirir ve oradan olay aynı şekilde bizde yine Onur Akyıl vardır yine bizim İzmir'den. 20-30 sene önceden tanırım. Çok güzel şiirler yazardı. Ama daha 3-5 sene oldu herhalde. Candan kitapları çıkmaya başladı. Daha yani bu kadar zaman sonra çıkarmaya başladı artık yani. O açıdan ama sizin çizmiş olduğunuz yol tabii güzel bir yol. Ama herkes o şansı elde edebilir mi, elde edemez mi? Ona söyleyecek bir sözümüz yok. Ya ben elde edemedim mesela. Ya bütün yayın evlerini tanıyorum ama hiçbiri benden demiyor ki ver şu kitabını basalım. Bir istedikleri bir Yılmaz Güneyli günleri isterler. Onun dışında olanları hiç görmezler. O da nedir? Ticaret çünkü. Para kazanacaklardır gibi. Neyse. Çok fazla kendimize dönmeyelim. Benim devre arkadaşlarım var Şenay Hanım, Ayten Hanım. Devre arkadaşlarımız bizim işte dedim ya Ankara'da asker, hava kuvvetleri bilmem ne. Onlar programı en çok izleyenler onlar. Çok konuştuğum zaman bana programımızdan diyor ki gene çok konuştun. Bana konuklarım konuşsun diyorlar. Şimdi Ayten Hanım'a geçeceğim efendim. Ayten Hanım sizin bu serüveniniz nasıl geçti? Ben de hikayeme başlamadan önce İzmircilere tekrar geçmiş olsun derim. Ben kalabalık bir aileden yetiştim ve televizyonun en son girdiği evlerden biriydi evimiz. Onun için ben aslında yazılı edebiyatla tanışmaktan önce aslında sözlü edebiyatla tanıştım. Mesela evimizde bir kütüphane yoktu. Ama babam çok iyi hikaye anlatırdı. Babamın halası iki dilli hikayeler anlatırdı. Ben iki dilli hikayeler anlatarak önce aslında sözlü gelenekle tanıştım. İlk okuduğum kitap, o da tesadüfen elime geçti. Aziz Nesin'in Damda Deli Var. Sonra ben Aziz Nesin'le tanıştıktan sonra ben aslında Aziz Nesin'i taklit ederek onun öyküleri gibi yazmaya başladım. Ortaokulda ilk kez bir tane Aziz Nesin'in Ölmüş Eşek öyküsünü değiştirdim ve başka bir şekilde yazdım. O zaman edebiyat öğretmenim bu kız gelecekte bir şeyler yazacak. Onun cesaretiyle ben yazmaya devam ettim ama daha çok mizah yazıyordum. 96'ya kadar hep yazdım ve dergilere gönderiyordum. Ama hiç yayınlanmıyordu. 96'da bir şiir grubumuz vardı. Kızlı erkekli buluşuyorduk ve onlara şöyle dedim. Eğer bu yıl benim bir yazım yayınlanmazsa evleneceğim, ilgililere duyurulur dedim. Kimse ilgilenmedi. Allah'tan ilk öykümde şeyden yayınlandı. Pazartesi dergisi. Kadınlara mahsus diye bir pazartesi dergisi çıkıyordu. Gazete aslında. Orada yayınlandıktan sonra ha ben evlenmeyeyim dedim. Yazmaya devam edeyim dedim. sonra ya da bu kez Leman'a, Ördek'e ilk mizah yazılarımı göndermeye başladım. Sonrasında ben de Uğur Mumcu Tezgah Vakfı'nın tezgahından geçenlerdenim. Orada ilk açıldığında burslu olarak ben de Mehmet Eroğlu'nun hocalığında ve diğer hocalarımızın eşliğinde tekrar orada yazma çalışmalarına başladım. Ve de şöyle de bir şansım oldu. Hep önüme mesela ilk ben işe başladım. Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği. Bu derneğin çevresinde edebiyatçılar da vardı. Mustafa Şerif Onoran bu derneğin üyesiydi. Ahmet Asenay, Orhan Asenay'la bu dernek sayesinde tanıştım. Evine gidip aydak toplarken ben Orhan Asenay'ın Orhan Asena olduğunu, bir yazar olduğunu bilmiyordum. Ama beni içeri buyur etti ve o kadar çok kitap vardı ki. O gün ilk karşılaştığımda konuşamamıştım. Ertesi gün kapısını tekrar çaldım. Ben de yazıyorum. Bunlar da benim yazdıklarım dedim. Ve bana şöyle bir teklifte bulundu. Sen radyo oyunu yaz getir bana. Ben sana o konuda yardım edeyim. Ama ilk cevabım şu oldu. Ama ben radyo oyunu yazmıyorum ki dedim ve bir daha gitmedim. Yolda aslında karşılaştığım fakat kıymetini bilemediğim anlardan biriydi o. Sonra ben yazdıklarımı 2004 yılında dosya haline getirdim. Hepsi mizah öyküleriydi. Ve birçok yayın evine gönderdim. Sadece oradan
Everest'ten Sırmak Yok Sağ döndü. Öyküleriniz güzel ama bunları roman çatısı altında birleştirin bu hikayeleri dedi. Ona da ilk cevabım şu oldu, ama ben roman yazmıyorum ki dedim. Başka öykülerim var dedim. O da bana şöyle dedi, cevabınız tam bir tembel işi dedi. Ben de ona sinirlenip siz ha bana ha tembel diyorsunuz, size göstereceğim dedim. Ve Sırma Hanım şöyle demişti, dosyayı bitirmene gerek yok. Yazdığım bölümleri gönder. Ben romana çevirip o öyküleri ilk bölümü gönderdiğimde Sırma Hanım şöyle dedi, ben senin dizini beğenmiştim, mizahı beğenmiştim. Sen romana çevirirken o mizahı kaybetmişsin, drama dönmüş dilin dedi. 2004'te bana o yolu gösterdi, romana çevir dedi. Ben tam bunu 2011 yılında yapabildim. Yani 7 yılda öyle geçti. İlk öyküm 96'da yayınlanmıştı. Onların bütün o yazdıklarımın aslında 2011'de ayrıntıdan ilk çıkan kitap Arıza Babalar'ın Çatlak Kızları. Aslında ben bu Çatlak Kızları 15 yıl hep yazdım. Orada yazdığım hikayeler aslında öykü olarak birçok dergide yayınlandı. Ama bu kez Sırma Hanım'ın işaretiyle ben onların hepsini Arıza Babalar'ın Çatlak Kızları altında tekrar topladım. 2011'de o yayınlandı. Sonrasında ben bu kez 2018'de Ayizli Yayınları'nda Kimseye Söylemedim öykü kitabım çıktı. Yine aynı yayın evinden bu kez Çatlak Kızlar Sağlam Kapı'da, Arıza Babalar'ın Çatlak Kızları'nın devamı gibi ya da aynı sokakta bir başka sokaktaki gene kadından anlattım. O kitap Tiyatro Sardunya tarafından da tiyatrolaştırıldı. Çatlak başlığı altında o da tiyatro oyunu oldu. Evet, valla çok güzel serüvenleriniz olmuş gerçekten. Siz tabii bunları anlatırken benim aklım nerelere gidiyor? Nerelere gidiyor mesela? Hani nasıl başladınız ya, onu anlattınız. Şimdi ben nasıl başladım? Ben onu düşündüm yani. Nasıl olduğunu başladım ben de. Ben de böyle bir işte havaharp okulunda öğrenciyiz. O zamanlar bir defterler tutmuşum. Hala o defterlerim evimde duruyor. Arkadaşlarım yazmışlar, şiirler yazmışlar, bir sürü şeyler yazmışlar. Ben de oraya zaman zaman böyle şiirler yazmışım ama kendi kendimize yani. Sonra Selimiye'de olduğumuz dönemler, bu anılarımdan çok bahsetmek istemiyorum. Ama nasıl olduğunu sadece anlatmak açısından söylüyorum. Selimiye'de olduğumuz günlerde... Orada biz Yılmaz Güneli birlikte olduk. Bayağı uzun süre, 2,5 yıl gibi bir süre olduk. Yılmaz abi hep o zaman Saatpa'ya çalışıyordu. Daha boynu bükükler öldüler vardı. Boynu bükük öldüler. Bir tek kitabı vardı. Ve Selimiye'de Saatpa'ya ile başladı. Saatpa'yı yazıyordu. Ve her yazdığını bana getirirdi. Ben okuyorum. Bana niye getiriyordu? Ben de sanatla uğraşıyorum diye. Yani şiirler yazıyorum diye. Demek ki o anlamda öyle bir veya kendine seçti, arkası geldiği için söylüyorum. Sonra işte bir öykü yaz havasına girdik. İşte bir öykü yazıyoruz. O öyküde çok diyalektik bulmuş öykü. Yani diyalektiği çok iyi kullanıyorsunuz. Biz de tabii öyle şeyleri anladığımız yok. Diyalektik belki kullanıyoruz ama farkında değiliz. Biz de diyor ki ya Yılmaz abi yapma bize bunu, kafa bulma bizimle, bizim yazdığımızdan ne olacak falan diye düşünüyoruz yani. Neyse böyle böyle ne oldu? Bir sürü sayesinde yani onun ilgisi tabii o bir olay yani Yılmaz Güney bir olay şey olaraktan bir nasıl kült diyelim ona. Herkesle ilgileniyor yalnız bizim anlamda değil. Resim yapanla ilgileniyor, müzik yapanla ilgileniyor. Böyle bir şeyi var adamın, misyonu var yani. Ve dolayısıyla bir sürü insan kendini o şekilde daha sonraki günlere öyle adapte oldu yani. Ama espriyi anlatmadan geçmeyeyim. Sizin de zamanınızı da almak istemiyorum. Bizim bir tane Salih Bey'is oğlumuz var o dönemlerden kalma. O beni bir gün böyle volta atarken bana dedi ki gel sana dedi bir şey anlatayım dedi. Muzip bir arkadaşımızdır biraz. Esprilidir, muzip demeyelim. Esprili. Bana dedi ki şimdi dedi, o zamanlar da bir öykü yazıp Sabahattin Ali yarışmasına yolladık. O da öykü orada işte birinciliği alıyormuş. Bir kavgalar olmuş. Sonra ilk beğenilen 5 öykü arasına konulmuş. Bizim Salih diyor ki Hakkı gel şimdi senin nasıl öykücü olduğunun hikayesini diyor anlatayım sana. Buyur anlat diyor. Diyor ki sen elinde şiirlerle Yılmaz Güney'e gitmişsin. Demişsin ki Yılmaz abi bak ben şiirler yazıyorum.
Yılmaz da, Yılmaz abi de onlara bakmış bir şeye benzetememiş demek ki. Demiş ya bunların hepsi hikaye demiş, hikaye. Ben de anlamışım ki şiiri bırak, hikaye yaz. Oradan hikayeciliğimiz başladı. Benim de hikayem bu işte yani. Evet. Şimdi arada bir böyle şeyler yapalım anlamında. Aslında Aziz Nesin'den bahsettiniz. Fırsat olursa onunla da ilgili birkaç şey tabii söylemek isterim. Aziz Bey bizim çok çok değerli bir başkanımızdı yani. Çok beraberliğimiz olduğu gibi. Şimdi tekrar Şenay Hanım'a diyorum. Şenay Hanım, orada masanın üzerinde kitaplarınız var mı? Onları da bize böyle gösterip onlarla ilgili bilgiler aktarır mısınız? Tabii ki biraz yukarıda kitapları oradan alıp. Ayten Hanım sizin de böyle masada dursun lütfen. Ben zaten mutfaktayım. Kitaplar zaten mutfakta yazıldı, mutfakta da duruyorlar. Siz tam işin mutfağındasınız. Evet, anlaşıldı. Evet, şimdi Şenay Hanım'ı dinleyelim. Evet, ilk kitabım Evlerin Yüreği. İkinci kitabım Gece Çığırtkanları. Evlerin Yüreği ikinci baskıyı yaptı. 2015'te iki baskı yaptı. Gece Çığırtkanları'nın da şu anda baskısı tükenmiş durumda. Ne güzel. İkisi de öykü kitabı. Ben sadece öykü kitapları yayınladım. Öykü yazıyorum ve öyle devam etmeye çalışıyorum ya da ediyorum. Şimdilik öyle oldu. Sadece öykü kitapları, öykü yazmak değil, öykü kitapları ile ilgili yazılar da yazıyorum. Notos Edebiyat Dergisi'nde bilirsiniz. Tabii. Orada öykü kitapları ile ilgili yazılar yazıyorum. İşte bazen çok sevdiğim öykü kitapları olursa söyleşiler yapmaya çalışıyorum yazarlarıyla. Biraz öykü, öksüz evlat gibi aslında edebiyatta. Ben de tırnak içerisinde öyle bir pozitif ayrımcılık uygulamaya çalışıyorum. Madem böyle bir yer bulabildim kendim için, hiç değilse kendini yeni yeni göstermeye çalışan öykü kitaplarıyla, öykücülerle ilgili yazayım diye böyle bir tercihte bulundum. Öyle yapmaya çalışıyorum. Evlerin Yüreği yayınlandıktan sonra epey bir ses getirdi aslında. Ben gerçekten çok şanslıyım. Kendi yolunu kendisi çizmiş oldu. Bir modern öykü diye tanımlamışlardı. Modern öykücü tanımına sokmuşlardı beni de tanımlayanlar. Genelde hep aynı çizgide devam ediyor. Evlerin Yüreği ile ve Gece Çığırtkanları arasında elbette değişen şeyler var. Fakat şairler daha çok seviyor beni diye düşünüyorum. Nispeten daha işte düz, daha doğrudan anlatımdan hoşlanan şey okurlar ve okur kitlesi diyelim. Çok 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 sıcak sarmıyor. Diğer açıdan baktığınızda da şairler, şiire yakın düşünenler, yani imgelerle, metaforlarla düşünmeyi seven insanlar daha çok bana yöneldi. Yine çok şanslıyım. Hani kitaplar hala ilgi görüyor. Çıkmasının üzerinden epey vakit geçmesine rağmen herhalde şimdilik bunları söyleyebilirim. Şimdi peki o zaman size sorum var. Madem hı-hı, öyküler yazıyorsunuz, bize öykünün ne olduğunu söyler misiniz? Öykü nedir? Aslında şöyle, bu soruyu daha önce de çok soruldu ama öykünün ne olduğundansa belki öykünün ne olmadığını tanımlamak daha kolay geliyor bana. Neden? Çünkü tıpkı yaşam gibi aslında sürekli devinen ve gelişen ve her türlü alandan yararlanan bir şey iş öyküde. Öykücüler de öyle yapıyor. İşte Ferit Edgü'ye baktığınızda tiyatro ile ilgili metinlerden de yararlandığını görüyorsunuz. Her türlü anlatımı kullanıp, yani deneysel şeye çok daha açık bence öykü. O yüzden öykü ne değil bana sorarsanız aslında sözlüklerde tanımlanan şey değil öykü. O çok kısır bir alana sıkışmış bir öykü tanımlaması. Bir kere bana sorarsanız benim çok çok önemsediğim bir şey, okura el uzatan metinlere öykü diyorum ben daha çok. Ya, boşluklar bırakan, o boşlukları okur tarafından tamamlanmasını bekleyen metinler. Her şeyi sunup okuru bir kenarda, şimdi sana her şeyi anlatacağım ve beni dinlemeni istiyorum diyen metinleri ben öykü demiyorum ve denmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında da şu anda ne söyleyebilirim? Aklıma bir çırpıda bir şey gelmedi. Ama aslında çok güzel bir şey söylediniz bu arada. Ya ben de onu bekliyordum. Yani okurun tamamlaması gereken veya evet, şöyle de söyleyebiliriz olayı. Yani ben de yüzlerce öykü yazdım, yüzlerce demeyelim tabii ki, işte 3-5 tane kitabım var öyküyle ilgili. Onlar taneden olsa işte ne ise önemli değil. Şimdi öykü yazarken hep okuyucuyu hesap etmek gerekiyor.
Yani okuyucuya bir şeyler vermeniz gerekiyor. Vermeseniz de olur. Ama okuyucu onu okuduğu zaman kendi kafasında bir şeyler oluşturmalı. Yani kendi dünyasını düşünmeli. Kendi dünyasında o anlatılanın nerede yer bulacağını şey yapmalı. Yani siz öyküyü yazarsınız ama onun sonunu bağlamak zorunda değilsiniz. İşte o bağlamama olayı okuyucu bağlayacaktır onu. Kendine göre bağlayacak. Kendi yaşam şartlarına, kendi yaşam düzeyine, onlara bakarak orayı bağlaması lazım. Şimdi örneğin Paul Auster'i aldığımız zaman adamın öyküleri nedir? Gerçi şu anda kimse almıyor onu. Daha önce niye tanındığını da biliyorsunuzdur. Türkiye'ye gelmek istememiş de gelsen ne olur, gelmesen ne olur diye bir diyaloğu vardır. Esas Paul Auster'in tanınması kitaplarından çok bu diyalog sayesinde oldu. Ama Paul Auster'i okumak da çok güzel bir olaydı. Evet. Niye? Çünkü çok değişik bir stil getirdi şeye. Yani hem yazılarına getirdi. Yani orada ne oldu? Bir adamın birini aldı, götürdü, bir yerde kapattı. Aradan şimdi ben o öyküyü okuduktan sonra diyelim ki 20 yıl geçmiştir. Benim için o adam orada hala kapalı duruyor. Yani o kadar öyle bir sonuca getiriyor ki olayı. Siz onu düşündüğünüz zaman onun kahramanı, öykünün kahramanı hala orada kapalı duruyor gibi. Şimdi bu tabii öykünün gücünü arttırıyor. Tabii sizde öyle bir iz bırakmış tabii, ki. Tabii ben de öyle. Yani olay da ne biliyor musunuz? Olay da şu, adam bir gün evinden ayrılıyor. Karısına hiçbir şey söylemeden başka bir kente gidiyor. Yani hiçbir şey düşünmeden bir yola çıkıyor. Orada giderken uçaktan iniyor, bir taksiye biniyor, otele gidiyor, yer ayırtmış. Taksiciye $100 para veriyor. Sonra gidiyor oraya, hanımı da bundan hiçbir haber alamayınca başına bir şey geldi diye bunun kartlarını donduruyor. Adamın parası kalmayınca adam geriye dönüyor, o taksi şoförünü buluyor. Diyor ki bana bir iş ver diyor. Bakın şimdi öykü nasıl geçiyor. İş ver diyor. Adam da ya benim bir dalga mı geçiyorsun sen bana dün yüz... Ya boş ver diyor. Sen bana bir iş veriyor musun, vermiyor musun? Bir adam ona bir iş veriyor. Nerede veriyor? Bir alanda böyle araba tekerleklerinin olduğu, bir barakaların olduğu bir yerde kapağı açıyor. Yer altına giriyor. Orada bir kütüphane var. Ama böyle uçsuz bucaksız bir kütüphane. Burada diyor bütün tarihte var olan ve şu anda şey olan bütün şehirlerin şeyleri var, rehberleri var. Ve bu rehberleri diyor sen diyor burada diyor sıralayacaksın. O kahraman bir başlıyor orada çalışmaya. O kadar çok ki olay, sonu yok olayın. Bu arada taksi şoförü ölüyor. Bir daha da gelmiyor oraya. Adam işte halen o rehberleri orada düzeltmeye devam ediyor yani. Düşünün nasıl bir öykü tarzı. Evet, şimdi fazla şeye girmeyelim. Fazla Paul Auster'a şimdi bana dava açmasın şey anlamında. Ne diye beni anlatıyorsun böyle diye. Efendim tekrar Ayten'e dönelim. Ayten, sizden de aynı olayları yine alabilir miyiz? Yani kitaplarınızla ilgili ama sizden biraz da tabii tiyatroyu da istiyoruz yani. Aslında benim siz tiyatro dedikten sonra ben düşündüm. Bak ne güzel bak. Güzel. Babamdan gizli bir yıl tiyatro kursuna gitmiştim. Babama göre tiyatrocular kötü kadınlardı. Kadınlar tiyatrocu olmazdı. Ben hiçbir zaman böyle babamın istediği böyle hanımcık kızlardan olamadım. Bir yıl gizli tiyatro kursuna gittim. Turgut Özakman'ın Ahşi Gençleri oynamıştık. Bütün mahalle izlemeye geldi ama babamın haberi gene yoktu. Babamın hiçbir zaman da haberi olmadı. Gelelim kitaplarıma. Babanız yaşıyor mu efendim? Hayır, rahmetli oldu. Valla yaşasaydı bu olayı ben kendisine anlatmak için dosyanızı götürürdüm yani. Böyle böyle yaptı sizin kızınız diye zamanında. Haberi oldu mu sonradan peki? Sonradan babamın haberi olmadı ama ilk mizah öyküm Leman'da çıktığında ben öyküyü şöyle bitirmiştim. Aman Allah'ım ben kız değil miyim yoksa? Gene babam duymadan ama önce mahalleli beni uyardı. Mahallenin delikanlıları dedi ki ya sen böyle bir öykü yazmışsın. Babam bunu görse ne der? Babam dedim Leman okumuyor. Peki babam kahveye çok gidiyor. Babam
okey'e döndüğünde biri dese ki kızın böyle bir öykü yazmış sen ne dersin dedi. Onu o zaman düşünürüz. Ama ilk yayınlanan öyküm Joey Baba'nın Cüheri. Baba biz çocukken böyle iki katlı büfeler olurdu ve babam anahtarının cebinde taşıdığı o büfeden evrakları, faturaları orada saklarken böyle çaputa sarılmış bir eski rengi gitmiş bir çaputu açar. İçinden bir avuç toprak vardı orada ve o topraktan baba ağzını atardı ve hep böyle uzaklara bakar ve sanki gözleri yaşlanır gibi gelirdi bana. Ve sonra ben öğrendim ki o toprak dediği aslında kendinin göç edip geldiği yerlerdeki bir türbenin toprağı. Cüher sanırım Kürtçe'de türbenin o kutsal toprağı. Joey Baba da o topraklardaki bir türbenin adı. Ben babamı memnun etmek için o Joey Baba'nın Cüher'inin olduğu bir öykü yazdım ve o öyküm yayınlandığında ben koşarak dergiyle babama gittim ve baba benim bir öyküm yayınlandı dedim ve öyküyü okudum. Babam şöyle dedi. Sen öyle büyük bir yalancısın ki dedi. Orada anlattıklarımın hiçbiri olmadı dedi. Sonra bu kitabım çıktığında Arzu Babaların Çatlak Kızları. Annem okur yazar değildi. Kitap çıktığında ben annemin anlayacağı bir bölümü açtım ve okudum. Annem de şöyle dedi. Tuh sana dedi. Senin hiç utanman yok dedi. Her şeyi yazmışsın. Çok güzel. Arasında böyle yazmaya devam ettim. Arzu Babaların Çatlak Kızları genelde böyle yazma atölyelerine gittiğinizde hep şöyle derler. Yazmaya hep en yakın, en bildiğiniz yerden başlayın. Ben Çatlak Babaları çok iyi tanıyordum ve onların arıza kızlarını. Çünkü dört kız kardeşiz ve mahallede böyle mama bir gece kondu semtinde yetiştim ben. Böyle kadınların imece usulü çalıştıkları, ekmek yaptıkları, yün yıkadıkları, hatta o taş el değirmenlerinde bulgur öğüttükleri zamanlara denk geldim ve ben oralarda çok hikayeler dinledim. Mesela ekmek yaparken o bir yıl biriktirdikleri kağıtları, mektupları, faturaları getirip orada yakarlar. Ben o tandırın etrafında onlar hikaye anlatırken milletin bir yıl boyunca biriktirdiği çöpleri karıştırmayı çok sevdim. Hala çöpleri karıştırmayı çok severim. Çöplerden eşyalar da toplarım. Bu Arzu Babaların Çatlak Kızları'nda aslında yıllardır oralarda gördüğüm kadınların hem onların anlattığı hikayeleri hem ben kendim şahit olduğum hikayeleri Arzu Babaların Çatlak Kızları'nda öyle topladım. Kimseye söylemedim. Ondan sonra çıkan kitap. Bu da öykü kitabı. Yine daha çok böyle gece kondu yani kendi bulunduğum yerden çok uzaklara gidemedim. Gene kendi çöplüğümde öttüm durdum. Çatlak Kızlar Sağlam Kapı'da Ayızı yayınları maalesef kapandı. Sonrasında bu kitap Agora yayınlarından çıktı. Diğer kitaplarım da şimdi Agora yayınlarından çıkacak. Çatlak Kızlar Sağlam Kapı'da da gene o ilk başta anlattığım o kızların maceralarını anlatmaya devam ediyorum. Herhalde şöyle 10 tane de kitabım olsa galiba döne döne hep aynı sokaklarda dolaşacak gibiyim. Bunları böyle anlatırken sonra kendimde şunu fark ettim. Aslında ben hikaye anlatmayı seviyorum ve köklerime dönüp baktığımda hani dedim ya size ben aslında ilk sözlü edebiyatla tanıştım. Hikaye anlatan kadınlar dinledim. Sonra ben neden hikaye anlatmıyorum ki deyip Ali Yılmaz'la birlikte yoldan geçerken Ali ile Ayten diye bir çalışma yapmaya başladık. Ben hikayeler anlatıyorum. Ali abi müzikleri yapıyor. Ben aslında orada anlattığım hikayeler yine kendi çöplüğümden çok uzaklara gitmiyorum. Gidemiyorum belki de o beceriksizliğimden. Gene kendi çöplüğümdeki gene babamı anlatıyorum. Rahmetli oldu ama kurtulamadı benden. Dönüp dönüp babamı anlatıyorum. O hikaye anlatıcılığında da yine dönüp aslında 50 yaşındayım diyeyim. O 50 yıllık yolculuğu anlatıyorum. Ali abi de onları müzikle destekliyor. Hani sizin dediğiniz aslında tiyatroyla dönüyorum, dolaşıyorum. Yaptığım tiyatro değil ama yine bir sahnede çıkıyorum. Hikaye anlatıyorum ve bunu çok severek yapıyorum. Çünkü ilk çıktığım yerin burası olduğunu hissediyorum. Aslında bir sürü ama sanki onca yolculuğun sonunda döne döne tekrar o
eteklerinde hikaye dinlediğim kadına dönmüşüm, ona dönüşmüşüm gibi geliyor. Bu beni aslında çok mutlu ediyor. Yani aslında çok güzel anlatıyorsunuz olayı. Bir de yani bütün malzeme elinizin altında, kendi çöplüğünüzde her şeyi buluyorsunuz orada. Herkes o kadar, herkes düşünüyor ben ne yazayım diye düşünüyor. Siz maşallah yani bu işi halletmişsiniz, ne güzel. Ama babanıza dua edin valla. Sizi yazar yapan babanız olmuş yani. Zaten ben de öyle düşünüyorum. Bir dönem İstanbul'a gittim ve senaryo yazıyordum. O zaman ablam şöyle uyardı. Ayten farkında mısın? 6 aydır babamdan uzaktasın. Kimse senin etek boyuna karışmıyor. Giriş çıkış saatlerine karışmıyor ama sen yazamıyorsun dedi. Neden biliyor musun dedi. Çünkü sana yazdıran şey babam. Yani belki de güzel. Mizahla başlamak istediğim de bu. Mizah hani durduk yere çıkmıyor. Bir şeye karşı koymak. Belki de ilk derdim babamlaydı. Babama doğru yazıyordum. Sonra ben TSK'da memur oldum. Sivil memur oldum. Bu kez oradaki babanın başka şekle girmiş başka bir iktidarla karşılaşıyorsunuz. Bu kez onlara karşı yazıyorsunuz. Yani o iktidarlar, o savaşlar bitmediği sürece galiba benim yazma şeyim de bitmeyecek. Aman bitmesin. Ne güzel yani. Bir de sizi Karslısınız herhalde değil mi Ayten Hanım? Karslı mısınız? Sivas. Sivas, pardon. Evet. Öyle bir şey kalmış aklımda da. Yani şimdi tabii o bölgeleri dahi anlatsanız onlar da tabii çok ilginç şeylerdir yani. Şimdi sizin bu anlattıklarınız Ankara ile ilgili, Ankara'nın ilgili anlat bu evet. Konu. Mamak semti anladım. Ama bir de o bölgeleri de düşün, o çocukluğunuzun geçtiyse şayet oralarda da o kadar ilginç şeylerle karşılaşabiliriz ki yani şimdi ben elimde tabii böyle getirdim olayı. Hem konuyu oraya gittim ama siz söylediğiniz için söylüyorum. Mesela Kilis, şimdi önümüzdeki hafta Kilis'i anlatacak bizim Aysen Hanım var. Kilis'li anlatacak ama burada elimde yine bizim o dönemin çok değerli bir arkadaşımız var. Ankara Mimarlar Odası Başkanı'ydı. Bu İnsan Hakları Derneği tanırsınız yani Yavuz Önen'dir. Yavuz evet. Önen de Midyat'ı anlatmış yani inanılacak gibi değil. Bunları böylesine sadece göstermiş oldum. Yani aslında şeyiniz gayet iyi. Hani o geliş ve olaya devam edişiniz gayet güzel olmuş, hoş olmuş yani. Şimdi o zaman biraz da hoş olan şeyleri şeyden alalım, Şener Hanım'dan alalım. Böyle hoş şeyler sizde de vardır muhakkak. Değil mi? Elbette var ama hani Ayten'in hem kalemi hem de sözcükleri kullanma biçimi, kendini ifade ederken çok renkli bir dili var. Onunki kadar hani hayatın içerisinden bu mizahi şeyleri yakalama becerisi herhalde yok bende. Ama hani evde o tür şeyler yaşandı mı? Ben nispeten galiba daha şanslıydım. Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenlerden birisinin kızıyım ben. Evde hep okuma yazma, işte tartışmalar, siyasetle çok yakından ilgili olma, töbderli bir öğretmendi zaten babam. Bunların içinde büyüdüm ben. O yüzden çok şanslıyım. Ayten'i de gıpta ediyorum. Çok güzel, keyifle dinliyorum zaten normalde de. Komik ve eğlenceli şeyler oldu mu? Tabii ki oldu. Kimi zaman yakaladığım, geri dönüp baktığımda. İşte babamın kitabı ilk gördüğündeki tepkisi, onun dönüp hani benden gizleyerek de tekrar yazsın, tekrar yazmaya devam etsin tutkusuyla anneme fısıldayarak aman çok fazla hemen şey yapmayalım işte oldu bu iş tamam falan demeyelim. Havaya sokmayalım demiştir. Evet. Biraz destek olalım. Kıyıda kenarda kitapları okumaya çalıştığını ama yine de benim tarzımdan olayları anlatma biçime bir türlü adapte olamadığını dönüp ya burada niye böyle dedin, ne dedin falan diye sorduğunu. Bunların hepsi çok hoş anekdotlardı benim için de. Evde kitabı ben götürdüğümde ben eve gittim. Babam benden önce gidip almış gelmiş bile heyecanla. Ah, ne güzel yani. Evet çok çok güzel şeylerdi tabii ki benim için ama şu onun şeyi de vardı. Hani daha iyisi olabilir diye. Yaşar Kemal olabilecek mi bakalım falan diye dedim ki yavaş al bakalım baba yani. O kadar mümkün değil. Biz bir kere çok ayrı kulvarlarda yazan insanlarız Yaşar Kemal'le. Ama maalesef ben de babamı bir süre önce kaybettim.
onu rahmetle anıyorum ben de. Başınız sağ olsun. Ama tabii şu var, şimdi babanız tabii Töpderli olduğuna göre, köy enstitüsü Töpderli, o tabii dünyaya çok farklı bir açıdan bakıyor. Evet. Ve sizden de onları bekliyor yani, o belli yani. Aynen. O belli, o size onu yani şey anlamında yazdıklarınızla ilgili bir şey söylemiyorum ama toplumcular öyle de, ben de açık söyleyeyim. Hani halen şu anda o 68 kuşağını içimden atamam. Mümkün mü? Atamayız. Yani atamayız. Hep yazdıklarımız, çizdiklerimiz de onlardan muhakkak bir parça olur. Şimdi başladım. Mesela işte 68 öykülerini hazırladım. Ben bütün bakıyorum, hep o dönemin insanlarını yazıyorum. Esprili olayları, işte hı hı. insanlara ilginç gelen, hiç kimsenin gitmediği harbi. Kim bilir şimdi yani İstanbul'un göbeğinde Harbiye'de, orada askeri komutanlık var, şey var orada, askeri şeyi var. Müze var orada biliyorsunuz. Onun altı o dönemin insanların hücreye kapatıldıkları yer. İstanbullu bunu bilir bilmez. Hiç, yani bilmez daha çok. Orası... Travma zaten. Anlatmak istemeniz çok normal. Tabii yani bizim... Tabii bunları işte bizim kimsenin hani giremediği nokta yazarlık nedir? Yazarlık araştırma. Şimdi ben geçen gün neyi araştırdım? Hani bunu tabii espri olarak söylüyorum. Aradan geçmiş 40 yıl. Yine aynı şekilde döneceğim. Geçenlerde anlattım. İki kişi volta atıyorlar. Giderlerken aşağıya doğru hiç konuşmuyorlarmış. Döndükten sonra konuşmaya başlıyorlarmış. Bu bizim aslında Yılmaz abinin gene bir şeyidir. Hani dikkatinden kaçmayan bir olaydır. Yanındaki arkadaşı Ankaralı Mustafa Şahin var bizim. Ankara'da TRT'deydi uzun zamanlar. O nakletti. Diyormuş ki bir etrafına bak, dikkatli ol, gözlem yap. Hani her şeye dikkat et. Şimdi bu bakıyor göremiyor. Tabii işte, ama öteki adam sinemacı adam, görüyor. Diyor ki bak onlar diyor aşağıya gidiyorlar, konuşmuyorlar. Döndükten sonra konuşuyorlar. Niye abi diyor. Ya diyor kulakları, sol kulakları birinin sağ birinin sol kulakları duymuyor diyor. Giderken diyor o kulaklar yan yana geliyor. Bildikleri için de şey yapmıyorlar. Döndükten sonra konuşmaya başlıyorlar. Aradan 40 yıl geçti. Ben tabii o İki kişinin kim olduğunu buldum. Tanıyorum zaten aynı arkadaşlarımız. Ve ikisininle de konuştum. Bir tanesi Olca Özsever'dir. Atilla Özsever var. Gazeteci arkadaşımız. Onun şeyidir. Öğretim görevlisi aynı zamanda yazarımız. Onun kardeşidir. Hakikaten kulağının bir tanesi duymuyordur. Şimdi ben dedim ki arkadaşlar, bu hikaye böyle ama bir kişinin kulağı duymuyor olabilir. Çünkü dedim öteki arkadaşı tanıyor. Onda öyle bir şey yok. Daha geçen 10 gün önce, 15 gün önce o arkadaşı telefonla buldum. Dedim ki Münir, böyle bir, o zaten olayı duymuş yani. O daha ben olaya girmeden dedi ki, benim dedi kulaklarım gayet sağlam dedi. Ama dedi bu olayın oluşması için dedi bir kişinin kulağının duymaması yeterli dedi. Bakın ne güzel bir olay yani. Yani ikisinin de olmaz. Ya bu tabii basit bir olay ama yani yazarlarımızın veya İşte sanatçılarımızın ne kadar dikkatli olduğuna bir örnek yani. O hiç kimsenin görmediği olaylara, oralara girecek, araştıracak ve onları ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Sizin anlatmak istediğiniz olaylar, geçmişte yaşadığınız derin travmalar, aynı şey benim öykülerimde de var. Yani belki siz kendi dilinizle, kendi bakışınızla aktarıyorsunuz. Benim tanık olduklarım. İşte babamın sorgulanması, okuldayken bomba patlayacak, patlamış diye denilmesi, kardeşlerimin yaşadıkları ve bitip tükenmeyen bir kaçıp kovalama var benim öykülerimde de. Tabii, doğru. Bazen şey soruyorlar, yani geçen yayınlanan bir söyleşide pesimist misiniz siz diye bir şey sormuştu birisi. Ama hakikaten o travmalar sizi bırakmıyor. Nereye giderseniz gidin bırakmıyor yaşadıklarınız. Belki bir yerden kulağınıza çalınsa da ve dönüp dönüp onları anlatmak, belki de bu şekilde kendinizi sağaltmak istiyorsunuz ya da toplumu da tekrar sağaltmak istiyorsunuz. Esas ikinci olay, çünkü kendi açımızdan biz yani o kadar kötü olayların içinde olduk ki bizi biraz fazla üzdüler o dönemde ama evet. Bütün arkadaşlarımız, o dönemin arkadaşları, geçenlerde bakın bir şeyde, bir Avrupa'da yaşayan bir şeyimiz var, abimiz var. Hani o zaman işlerin içinde yer alan. O geldiğinde öyle bir yemek toplanıyoruz işte arkadaşlarla birlikte. Kadıköy'de öyle bir akşam yemeği, işte ufak tefek içkiler aldığımız ve kendi aramızda muhabbet ettiğimiz bir şekil. Hı hı.
Kalktık hesapları ödemeye kalktık, ayaktayız. Önümüze 4 tane genç geçti. 2 genç kız, 2 de genç erkek. Geçtiler, ne dediler biliyor musunuz? Ya dediler, geldiğiniz, ki biz aslında hani kendi konularımız olduğu için böyle fısıltıyla konuşmaya çalışıyoruz. Hani etraf rahatsız olmasın, kimse duymasın. Dedi ki, geldiğinizden beri sizi dinliyoruz, izliyoruz dedi yani. O kadar ilginç şeyler konuştunuz ki biz şaşırdık, kaldık. Ne olduğunu anlayamadık. Lütfen bize kimsiniz, bunları anlatır mısınız? Bakın yani. İşte bu olay var ya, bütün arkadaşlarımız, ben bunu anlattığım zaman, ya bu işte bizim hayatımız bu. Hani bu, bunu görenler, duyanlar onu değerlendiriyorlar. Niye değerlendiriyor? Çünkü o dönemde yaşanan olaylar maalesef yani aman bir daha yaşanmasın. O kadar berbat. Fakat biz bunları, yani o dönemin insanı, tabii intihar edenler oldu, bir sürü kafayı yiyenler oldu, her şeyler geldi arkadaşlarımızın başına. Ama çoğu arkadaşımız da hani dimdik bu olayları bir travma gibi yaşamadılar. Hayat bu da varmış dediler işin içinde ve onu o şekilde ele alıp normal şekilde hayatlarına devam ettiler. Yani onun da mutlak anılarında çok yer etmiştir, şey mümkün değil olmaması. Ama biz bunu mesela şeye dökmeye çalıştık. Neye dökmeye? İşte bir tane Hasan Özgen'imiz var bizim. Belgesel sinemacıdır. Onunla konuştuğu bir röportaj sırasında dedi ki, anlatmayalım bu kötü olayları. Ziber Beyler bilmem neler, böyle kötü yerler var işte. Nedir o şeyde, söyleyemedim adını. Sansaryan hanları bilmem ne bunlar. O dönemin hep geçtiği yerlerdi ve çok kötü tabii olaylar. Neyse, bunları kapatalım. Bunlardan biz ziyade... Bizler de tanık olarak, yani çocuktuk. O evet, tanıklıktan payımızı aldık. Tanık olmanın tabii cezası öyle. Da ayrı bir şey. Onun için işte dedik ki ya, bunları anladık ama o günlerden kalan işte böyle hani kulağı duymamış gibi böyle basit espri şeyleri, onları öyle anlatmaya devam ediyoruz. Evet Ayten Hanım, siz neler diyorsunuz bu konularda bakalım? Bu genel olarak bu çerçeve. Son 10 dakika içine girdik, onun için artık yavaş yavaş şey yapıyoruz. Ya bu programlar ne kadar çabuk geçiyor böyle, ben anlamıyorum yani. Vallahi bir hafta ben hazırlanıyorum, yönetmen kaldırıyor. 10 dakikan var, çabuk bitir işleri ha falan böyle yani. Evet, yönetmenimiz sağ olsun bize ne 10 dakika, 15 dakikada müsaade eder, hiç bakmaz bile. Buyurun efendim. Şimdi bu topraklarda gerçekten sizin de anlattığınız hani o kuşaktan kuşağa sanki bir lanet var ve hepimiz devamlı gözümüzün önünde birebir yaşamasak da aslında ekranlardan hepimiz o yaşananların birer şahidiyiz. Hepsi de mesela ben kendi yaşantıma baktığımda bir bu kısacık bir görmüşüm. Sivas katliamını görmüşüm. Ali İsmail'in öldürülüşünü görmüşüm. Bütün o şeyleri görüyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki gerçekten hani kafayı yemiş insanlar var dediniz ya, belki de biz kafayı yememek için yazmaya çabalıyoruz. Ya da ben kendim için söyleyeyim. Mesela diyelim ki çocukluğumdan beri başladım yazmaya. Aslında sonra bakıyorsun yazarken ya da orada konuşup gülmesen bir yerden gerçekten bir kafayı yiyeceksin. Ya da orada direnemiyorsun. Mesela diyelim ki biz anlatıp gülüyoruz. Ondan sonra diyelim ki baba geliyor ya da bir büyük geliyor, diyor ki mesela kadınlar bu kadar gülmez, kadınlar bu kadar sesini yükseltmez, kadınlar bu saatte gelmez. Onlarla belki de mücadele, ben kendi içimde böyle bir tarz geliştirmişim. Direkt başa baş, belki de savaşamadığım için, belki de karşı koyamadığım için ben de elime kalemimi almışım. Ama o gördüğüm aslında gerçekten yaşarken içinizin acıdığı, yaşarken orada sancılar çektiğiniz bir şeyi ben onu tekrar aynı dille, aynı şeyle anlatmıyorum da onu bambaşka bir şeye çevirip bu kez mizah belki de ortaya öyle çıkıyor. Ve başka bir şekilde direnerek anlatıyorsun. Aslında anlattığın şeyi mesela bir sosyolog bambaşka anlatır, bir başkası bambaşka anlatır. Ama ben de diyorum ki bunu yaşarken zaten ben çok ağladım. O sokaklarda zaten bu kadınları dinlerken çok ağladım. Bir de anlatırken ağlamayayım. Daha onlara daha bir hem biraz gülümseteyim ama aynı zamanda hikayelerini biraz o yönünü ağırlıklığa çıkarayım. Ama bunu mesela şey diye yapmıyorum. Bu benim genel tarzım. Mesela hayatta da öyle yapıyorum. Hayatla mücadele edişim bu, o şekilde. Evet, evet. Belki
de onun için benden hani nasıl diyeyim, bambaşka öyküler çıkmıyor da dönüyorum dolaşıyorum ve ben bu ortamlarda da bir her yerde sahne neresi olursa olsun, mesela bir yas evinde gidersin ama ben orada duruyorum ve hani görmekte o sağır kişileri, işitme kaybolanların o yürüme şekli, ben oturduğumda normali göremiyorum ya da normali görmeye dayanamadığım için o komiği görüyorum. Ve o komiği gördüğüm için kalemime de onlar yansıyor. Tabii. Onlar çıkıyorlar. Belki de ilk başta yolumun Aziz Nesin'le kesişmesi de o hikayelere döndürüyor beni. Mesela bu Arzu Babalar'ın Çatlak Kızları'nı yazdığımda bu sokaklarda yetişen ve benden daha küçük olan kızlar şöyle söylemişti. Keşke seninle daha önce konuşsaymışız. Çünkü herkes evinde o evlerin içinde yaşanılan küfürleri, acı olayları herkes kendisinin yaşadığını zannediyor. Sadece kendisine küfrettiğini zannediyor. Oysa hani pul kırılır, yerin içinde kırılır ya da evin duvarları vardır, her şey dışarı çıkmaz, her şey anlatılmaz. Ama işte ben o hanım kızlardan olamadığım için oradaki küfürleri, oradaki çatışmaları, kavgaları yazdığımda sonra biliyorsun ki aslında isimler değişiyor ama hikayeler aynı. Nereye gidersen git, başka başka mekanlar çöplüğünden uzaklaştığınız hani mekanlar renklense de aslında bakıyorum ki hikayeler aynı. Çok da aslında o başlangıç yolunda ilk gördüğün şeyden çok da uzağa gidemiyorsun. Biliyorsun, dolaşıyorsun. Aynı şeyler çıkıyor. Yani tabii ki çok haklısınız. O şeydir olay. O doğru bir açıklama şekli oldu yani. Şimdi siz onları, işte bunları anlatıyorsunuz ya, benim gözümün önünden geçen ne, onu söyleyeyim size. Şimdi o Ankara'dan o kaçıp kaçtığımız gün İzmir'e geliyoruz ve ertesi sabah çok erken saatte evden ayrılıyoruz. Bir saat sonra evi basıyorlar. Şimdi aynı evde oturuyorum ve pencereden bakıyorum, sanki o anda insanlar giriyor içeriye. Hani baskına geliyorlarmış gibi. Halen onları şey yapıyoruz. Yani o her ne kadar bizi etkilemiyor, hani çok fazla etkilemedi dediysem de onlardan kurtulmak biraz zor tabii ki yani. O bakımdan size çok hak veriyorum yani. İyi oldu bu muhabbet. Böyle güzel güzel dertleştik yani. Sözde sanat kültür konuşacaktık. Nerelere gittik yani. Tabii bunlar esas sanat kültür, esas bunlar yani. Evet, son şeylerinizi alalım Şenay Hanım, artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Çünkü bizim programlar hep böyle. Önce diyorlar ki bir saat ne konuşacağız? Bir saat ne konuşacağız? Ve program bitti de diyorlar ki ya bitti mi program? Ne çabuk geçti zaman? Hep böyle oluyor. Ama tabii bu sizlerin böyle güzel anılara sahip olmanızdan. Benimkiler de öyle tabii yani bu arada. Bir şey demiş olayım. Evet, artık son sözlerinizi alalım. Başlarken ben de şey demiştim, hakikaten bir saat biz ne konuşacağız Ayten, hani ben çok da konuşmam zaten, hani belki sen kurtarırsın biraz beni falan demiştim ama hakikaten çok hızla geçti. Teşekkür ederim. Aman daha inanır mısınız, daha o kadar çok yani devam edebiliriz ki, benim aklımda öyle şeyler var ama işte yönetmenimiz diyor ki son 10 dakika bitti olay, mecburen keseceğiz oralarda. Evet. Evet, devam edersiniz lütfen. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Hoş bir şey oldu benim için. İzmir benim için çok kıymetli. Çünkü en kıymetlim yeğenim orada okuyor, ablamın kızı. Ege Üniversitesi'nde. Buradan ona kocaman sevgilerimi de gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar size. Bize zaman ayırdığınız için. Rica ederim efendim. Gerçekten ya bu muhabbet vallahi şimdiye kadar yaptığım programlar içinde en iyi oldu. Çok güzel oldu. Sevindim, sağ olun. Bundan sonra da şeylerimiz sürer. Yani daha değişik ortamlarda etkinlik. Şimdi ortada bir pandemi var tabii. Yani bir şeylik var, bir sıkıntı var. O sıkıntılar geçsin, bizim şeyimiz çok. Yani etkinliklerimiz çok, fuarlarımız var böyle. Onlarda bundan sonra inşallah hep birlikte oluruz diye düşünüyorum. Hiç aklımıza bile gelmez. Bir doktor hanımla tanıştık. Böyle sayfadan tanıştık. Kendisini davet ettik. Bir kitap yapmış Süleymaniye ile ilgili. Yani nasıl anlatayım size?
dersiniz ki ya bir kitap yazdı. O gün Besam'a kaydını yaptırdık. Besam'a şey yapıyoruz, çünkü ben Besam'ın işlerini de şey yapıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Fuarlara soktuk Besam'ı, TÜYAP'a soktuk. Orada her zaman Besam rahatlıkla bir stand alıyor. Biz de onu işte yazarlarımızı orada ağırlıyoruz. Yani o Belkıs Hanım'ı göreceksiniz, bir kitap yazmış. En yanında şöhretli yazarımız var. 5 kitap imzalamadı. O gün 300 tane kitap imzaladı. Şaşırdık ama neymiş? O doktor olduğu için o gelenler hep onu çok seven insanlar geldi gibi. Yani bu anlamda tabii neyin nereye gideceği pek belli değil. Biz yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. İnşallah güzel şeyler yaparız diye düşünüyoruz yani. Evet Ayten Hanım, sizden de son alalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem davetiniz için. Sayenizde bir saat evin işlerinden kurtuldum. Çünkü mutfaktan, mutfak işlerinden kurtuldunuz, evet. Ama şimdi yayın bitince gömleğimi çıkaracağım ve eşofmanlarımı giyip temizliğe dalacağım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hoş bir muhabbet oldu. Şimdi efendim siz de ayrılmadan önce ben her zaman yaptığım gibi biraz kitaplarım var. Gerçi bugün çok fazla bir kitap getirmedim yanıma. Çünkü söyleşinin güzel gideceğini tahmin ettim. Yine baştan söylediğim gibi Yavuz Önen'in önümüzdeki hafta Aralık ayının ilk haftasında kendisini konuk etmeye çalışacağım. Kendisi de benim çok değerli bir arkadaşımdır. Ama o kadar ilginç bir kitap yapmış ki hem bizim Selimiye'yi anlatmış. Çünkü aynı koğuşta da kaldı kendisiyle. Ve aynı zamanda insan hakları olarak, İnsan Hakları Derneği'nde de bulundu. Mimarlar Odası'nın başkanlığını veya genel sekreterliğini yaptı. Hem şeyden önce, hapishane hayatından önce hem de daha sonraki dönemde çok değerli bir arkadaşımızdır. İçinde o kadar ilginç şeyler var ki ama benim üzerinde durduğum olay, hani ben size şeyi sordum, Sivas'la ilgili dediğiniz için yani oraları da anlatmanızda. Çünkü oradaki kültür burada Midyat ve Nusaybin gibi karşımıza çıkıyor. O Midyat'taki o böyle çok zengin bir kültür. Herkes var işte anlattığı. Ezidiler var, Ermeniler var, Kürtler var, Türkler. Hepsi bir arada bir çocukluk geçiyor ve o çocukluktan işte böyle bir zenginlik doğuyor ortaya. Yani bunlar o açıdan çok önemli. Yavuz Önen'i inşallah kendisiyle görüşmeyi sürdürüyorum. Önümüzdeki şeyde Aralık ayı başında tahmin ediyorum bir müsait olursa program alacak. Aynı şekilde Aysel Masmanacı Beşoğlu'nun kitabı, bu da kilisi. Buradan da kilise dinleyeceğiz. Ben biraz kitabı karıştırdım. Sanıyorum çok ilginç şeylerle karşılaşacağız. Bunu da şey yaptım. Burada tabi bugün hep konumuz kadın yazarlar, kadınsal mutfaklar şeyler olarak gelişti. Bu da bizim arkadaşlarımızın kadın anlatıları diye, Mısra'daki öyküm kadın çalıştayı diye geçiyor. Kadın anlatıları, herkes biraz kadın olabilir mi diye bir ortak kitap. İçinde bizim arkadaşlarımız çok. Burada Vil'den Çalışkan Hanım var Eskişehir'den. Efendim Hatice Altunay var Marmaris'ten. İzmirli şairlerimiz, yazarlarımız var. Bunların hepsini inşallah önümüzdeki günlerde konuk almaca. Bunlar bana bu anlamda çok yararlı oluyor. Hem buradan okuyorum hem de onları daha sonra konuk alma şeyimiz oluyor. Efendim burada şeyimizi, programımızı bitirmek üzereyiz. Son olarak söyleyeceğim bir şey. Bir sürçülisan ettiysek derler. Yani affola diye girelim. Çünkü burada söylediğimiz en küçük bir söz dahi izleyiciler tarafından vallahi böyle hemen yakalanıyor. Geçen hafta değil, daha önceki haftaki programımızda bir arkadaşımızın, yazar arkadaşımın kitabını tanıtırken orada Çivi Yayın Evi demişim. Düzeltme geldi. Çivi Yayın Evi diye Çivi Yazıları'ymış. Düzeltiyorum efendim bilginize. Sonra demesinler ya niye bu kadar çok yanlış şey yapıyor. Bak düzelttim yani, baştan söyleyeyim. Efendim katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ankaralı arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok çok selamlar ediyorum. Sizlerin de yine çevrenizde olan arkadaşları programımıza yönlendirirseniz seviniriz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın efendim. Programımızı burada kapattık. Umarım izleyiciler bu hafta, izleyiciler derken tabii takip eden kim var şimdi bizi? Devre arkadaşlarımız var ya, onlara söylüyorum. Hasan Çelik Bilek var, mutlak izliyordur. İşte Ünsal Yetiş var, Yücel Top var, bunlar bizim eski kuşak. Şimdi onlar derler ki bak şu hatalar yaptın,
söyleyecekleri kesin bir şey var. Gene çok konuştun. Anlıyorum işte. Tamam. Peki. Hoşça kalın efendim.